Haftanın son basın özetlerine Washington Post'la başlıyoruz. Gazete, Senato'nun azil duruşması çerçevesinde Başkan Donald Trump'ın kendi siyasi çıkarı için Ukrayna Devlet Başkanı'na Biden ailesi hakkında soruşturma açması için baskı yaptığı suçlamalarıyla ilgili kritik ifadelerde bulunabilecek tanıkları dinleyip dinlemeyeceğine ilişkin oylamayı bugün yapacağını yazıyor. Gazete, Maine Eyaleti Senatörü Susan Collins'in dün parti çizgisinden çıkarak tanık ifadelerinin alınması yönünde oy vereceğini açıkladığını, Senato'dan bu yönde evet oyu çıkması için 3 Cumhuriyetçi senatörün daha Collins'e katılması gerektiğini kaydediyor. Utah Senatörü Mitt Romney ve Alaska Senatörü Lisa Murkowski de ifadelerin alınmasına yeşil ışık yakabileceklerinin sinyalini veren Cumhuriyetçiler. Senato'da 50'ye 50 oy eşitliği olması durumunda ise duruşmanın yargıcı Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts eşitliği bozacak oyu kullanabilir. Wall Street Journal'sa Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'de patlak veren koronavirüsü salgını nedeniyle dün küresel acil kamu sağlığı durumu ilan etmesiyle ilgili haberi aktarıyor. Gazete, Amerika'da virüsün insandan insana bulaştığı ilk vakanın doğrulandığını, böylelikle Amerika'daki vaka sayısının 6'ya çıktığını kaydediyor. Ancak yine de Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, koronavirüsünün Amerika'da oluşturduğu riskin son derece düşük olduğunu belirtiyor. Öte yandan Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Çin'e yaptığı seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkararak güncelledi ve Amerikalılara Çin'e seyahat etmeyin çağrısında bulundu. Kamu sağlığı yetkilileri Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel acil kamu sağlığı ilanının virüsün yayılmasını önlemek için kaynakların daha etkili şekilde seferber edilmesine yardımcı olacağını söyledi. New York Times'a Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüsü salgını nedeniyle bazı ülkelerde Çin karşıtı hislerin yükselişe geçtiğini yazıyor. Habere göre Japonya'da Çinliler Japonya'ya gelmesin hashtag'inin Twitter'da üst sıralara yerleşmesi, on binlerce Singapurlunun Çin vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklanması için imza kampanyası başlatması, Hong Kong, Güney Kore ve Vietnam'da iş yerlerinin Çinli müşteri istemediklerini ilan etmesi bu düşmanlığın birkaç örneği. Gazete, Fransa'da bir yerel gazetenin sarı uyarı manşeti atması ve Kanada'nın Toronto kentinde Çin'den yeni dönen bir ailenin çocuklarının okuldan uzak tutulması çağrıları da Çin karşıtlığının ve yabancı düşmanlığının küresel çapta arttığını gösteriyor. Bugün Amerikan basından öne çıkan başlıklar böyleydi. Amerikan gazetelerinin manşetlerini yayınlarımıza paylaşmayı sürdüreceğiz.